Hazreti Osman radıyallahu an ilk Müslümanlardan, sevgili Peygamberimizin üçüncü halifesi, iki nur sahibi, edep, haya, sabır abidesi Osman-ı Zinnureyn. Sayın seyirciler, değerli konuklarımız, TRT Avaz ekranlarından sunmakta olduğumuz Saadet Asrı'nın Yıldızları programımıza hoş geldiniz. Bugünkü sohbetimde sevgili Peygamberimizin cihar yâri güzininden yani dört kutlu sahabesi ve halifelerinden Hazreti Osman radıyallahu an Efendimiz'den söz etmek istiyorum. Peygamber Efendimiz'den 6 yaş küçüktür Hazreti Osman. Gençliğinde ticaretle uğraşmıştı. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in delaletiyle Müslüman olmuştur. Müslüman oluşuna amcası karşı çıktıysa da Hazreti Osman'ın çok kararlılığı karşısında amcası da fazla direnememiştir, bırakmıştır. Hazreti Osman sevgili Peygamberimizin meclisine sık gelip giden aşkla, feyizle dolan bir kişiydi. Sevgili Peygamberimizin kızı Rukiye ile evlendi. Habeşistan'a giden ilk kafilede yer aldı. Hem Hazreti Osman hem de eşi Rukiye, yani Efendimizin kızı, beraber hicret ettiler. Bilahare de Medine'ye hicret. Bu öyle bir şeref ki iki hicret sahibi olmak, iki hicret sahibi olmak. Ne büyük devlet, ne büyük servet. Ve bir yıl sonra Mekke'ye, oradan da tekrar Medine'ye hicret ettiler. Bedir Savaşı'na Hazreti Osman katılmadı. Niçin? Eşi Rukiye, Hazreti Rukiye hasta idi. Bedir'de zafere ulaşıldı. O gün Hazreti Rukiye vefat etti. Yani dünyada bakın, bir tarafta Bedir zaferi, bir tarafta Efendimizin kızı Hazreti Osman radıyallahu anh'ın eşi Hazreti Rukiye'nin vefatı. Dünya böyle işte. Bir gün oh dedirtir, başka günlerde de ah dedirtir. Dünya bu. Dünya cennet değildir. Asude olam dersen gelme cihane, meydane düşen kurtulamaz sengi kazadan. Başım rahat olsun diyorsan dünyaya gelme. Dünya cennet değil ama cenneti kazanmaya da güzel bir fırsattır, vesiledir. Sonra sevgili Peygamberimizin ikinci kızı Ümmü Gülsüm'le evlendi Hazreti Osman. O yüzden Zinnureyn, iki nur sahibi denildi. Onun da vefatı üzerine Efendimiz üçüncü kızım olsa Osman'a onu da verirdim buyurdu. Zatürrika seferine giderken Hazreti Osman'ı yerine vekil bıraktı. Mekke'ye de Hudeybiye'ye gidilirken Hazreti Osman'ı elçi olarak gönderdi. Oraya Mekke'ye varınca müşrikler dediler ki buyur sen Kabe'yi tavaf edebilin dediler. Peygamberimiz arkada 1400 kişiyle geliyor. Kabe'yi ziyaret etmek için, umre yapmak için geliyorlar. Ama işte Hazreti Osman'ı daha önceden git onlarla görüş diye elçi olarak, peygamber elçisi olarak gitti. Ve onlar da Osman seni çok severiz. Senin bizim nezdimizde yerin ayrı. Buyur Kabe'yi tavaf edebilin. Hayır, benim peygamberim Kabe'yi ziyaret etmeden
ben ziyaret etmem. Ha, bu, şu bağlılığa bakın, şu vefaya bakın, Efendimizin ona bağlılığına bakın. Üçüncü kızım olsaydı onu da verirdim Hazreti Osman. Tebük seferi için Peygamber Efendimiz yardım kampanyası düzenledi. Yani fevkaladeden seferberlik oldu. Herkes elinden ne gelir onu veriyor. Hatta sahabeden biri gece sabaha kadar namaz kılıyor, Ulbe bin Zeyd. Ya Rabbi, nem varsa yoluna feda, hatta bende alacağı olanların haklarını bu yola feda ediyorum ya Rabbi. Ben de onu veriyorum diyor. Ebu Ukeyle Ensari sabaha kadar su taşıyor. İki ölçek hurma kazanıyor. Birini evine, birini de bu hazırlığa veriyor. Hazreti Osman ise 950 deveyi teçhizatlarıyla birlikte veriyor. Ayrıca 10 bin dirhem de parayı Efendimizin kucağına bırakınca Yağfirullahu leke ya Osman. Allah seni affeder Osman. Allah seni affeder Osman. Hazreti Osman'ın da demek ki cömertliği böyle. Bir gün Peygamber Efendimiz sıcak yaz günü oturuyor. Mübarek ayaklarının üzeri de açık. Hazreti Ebu Bekir geliyor, istifini bozmuyor. Hazreti Ömer geliyor, istifini bozmuyor. Osman geliyor denilince Efendimiz telaşlanıyor. Hemen dizlerinin üzerine kapatıyor. Ya Resulallah, Osman gelirken böyle yaptınız, diğerleri gelirken böyle yapmadınız. Osman'dan melekler haya ediyor. Meleklerin haya ettiği kişiden haya edilmez mi? Böyle bir edebi nezaketi vardır Hazreti Osman'ın. Hazreti Ali Efendimiz'in zırhı satılıyor. Ne için satılıyor? Mehir için verecek onu. Hazreti Osman o zırhı satın alıyor. Artı 400 dirhem parayı Hazreti Ali'ye gönderiyor. Bu diyor, bu zırh sana lazım. Bu zırh ancak sana layık. O yüzden zırhın satılmasına gönlüm razı olmadı. 400 dirhem parayı da sana hibe ediyorum. Mehir olarak onu verirsin diyor. Bu ne vefa, bu ne vefa Hazreti Osman. Peygamber Efendimizin evinde yiyecek yok diye öğreniyor. Bir koyun, bir çuval un ve bir miktar bal gönderiyor. Medine'de kıtlık vardı. Şam'dan kervan geldi. İşte kıtlık var. Şam'dan da Hazreti Osman'ın kervanı gelmiş. Geliyorlar. Onlara vermiyor, yok diyor. Siz 1'e 7 veriyorsunuz. Ben daha pahalı veren, daha fazla veren var, ben ona veriyorum. İnsanlar da bundan dert yanıyorlar. Yani şu yokluk gününde, şu kıtlık gününde daha fazla veren var. Olur mu yani? Osman gibi bir insana yakışır mı bu? Hazreti Ömer'e söylüyorlar. Hazreti Ömer de böyle deyince, efendim bunlar 1'e 7 veriyor. Allah 1'e 700 veriyor. Ben parasız dağıtıyorum ihtiyaç sahiplerine. Aman ya Rabbi, parasız dağıtıyor. Bu ne cömertlik, bu ne cömertlik. Hazreti Ebu Bekir Camiul Kur'an, Hazreti Osman Naşirul Kur'an. Ne demek bu sözler? Hazreti Ömer zamanında Kur'an İki kapak arasında bir kitap haline getirildi. O yüzden onun adı Camiul Kur'an. Kur'an'ı toplayan kişi. Ama Hazreti Osman Naşirul Kur'an. Bu ne demek? Hazreti Osman'ın zamanında, Hazreti Ebubekir zamanında 1 adet Kur'an meydana geldi. Hazreti Osman'ın zamanında bu 7'ye çıkarıldı. Yani
coğrafya çok genişledi. Hazreti Osman zamanında coğrafya pek genişledi. Hiç olmazsa her ülkeye bir Kur'an gönderilmesi gerekiyordu. O yüzden aynen Zeyd İbni Sabit Hazretlerinin başkanlığında bir komisyon kuruldu ve Kur'an'ın sayısı 7'ye çıkarıldı. Her ülkeye bir tane gönderildi. Hazreti Osman, dedim ya, melek huylu bir insan, çok cömert bir insan, akrabalarına yardım ediyor. Dedikoduya bakın, propagandaya bakın. Peygamberimizin mührünü de bir kuyuya düşürdü ve o kuyudan bulunamadı. Ne kadar arandıysa bunu o kadar büyüttüler, peygamberin mührünü kaybetti. Ya insan bu, kaybolur. Yüzük kayboldu işte. Akrabalarına yardım, zengin adam, zengin. Akrabalarına da yardım ediyor. Bu öyle bir dedikodu aldı yürüdü, akrabalarına yardım ediyor. Yakınlarına görev veriyor. Devlet kademesinde yakınlarına görev veriyor diye propaganda, merkezi nere bu propagandanın merkezi? Mısır'da Abdullah İbni Sebe diye bir adam. Bu adam Yahudilikten dönme, öyle Müslüman görülüyor ki diğer Müslümanlar bu adamın yanında biz de Müslüman mıyız diyorlar. Bu adam devamlı oruç tutuyor, devamlı namaz kılıyor, devamlı Kur'an okuyor. O yüzden diğer Müslümanlar Abdullah İbni Sebe'ye bakınca biz de Müslüman mıyız diyorlar. Ama bu adam gizli gizli entrikalar çeviriyor. Teröristler, anarşistler yetiştiriyor. Onları öyle etkiledi ki, öyle beyinlerini yıkadı ki. Sebep ne? Bir, peygamberin yüzüğünü kaybetti. İki, akrabalarına yardım ediyor. Üç, yakınlarına görev veriyor. İthamlar da bunlar. Bunlarla itham ediyorlar. Ve bu gözü dönmüş adamlar Medine'ye geldiler. Hazreti Osman Efendimizin evini kuşattılar. Hazreti Osman pencereden konuşma yapıyor. Diyor ki, Medine'de su yoktu. Suyu ben getirdim hakikaten. Yani bir kuyu var, Yahudinin kuyusu. O da parayla satıyor. Müslümanlarda da para yok. Suyu alamıyor. Böylece perişanlar. Efendimiz buyurdu ki, bu kuyuyu kim satın alır da Müslümanların hizmetine verirse, cennette ona bir pınar vaat ediyorum. Kuyuyu satın aldı, 35 bin dirheme satın aldı. Vardı, ya Resulallah, o sözünüz benim için de geçerli mi? Yani ben satın alsam, Müslümanların hizmetine versem, o cennette bir pınar vaadi benim için de geçerli mi? Evet, senin için de geçerli. Ve yine Efendimiz buyurmuştu ki, Mescid-i Nebevi'yi bir arşın büyütene cennet var. Halbuki ben şu kadar büyüttüm diyor. Ve işte pencereden konuşurken, Medine'de su yoktu, şahsi hayrımdan Medine'ye su hayrı yaptım. Müsaade edin, oradan su aldırayım. Hayır, hayır, sana su aldırmayacağız, seni susuz bırakacağız. Mescid-i Nebevi'yi bir arşın büyütene cennet var buyurdu Allah'ın Resulü. Ben şu kadar büyüttüm, müsaade edin, orada namaz kılayım. Hayır, hayır. Mughire bin Şube, devlet tecrübesi olan bir insan, o geldi dedi ki, efendim müsaade edin silaha sarılalım. Kim bunlar? Allah Resulü'nün halifesini bu şekilde tehdit etmeleri, böyle zorda bırakmaları oluyor mu? Müsaade edin silaha sarılalım. Hayır, ben yüzden kimsenin burnu kanamasın. Onların derdi beni öldürmek. Gelsinler beni öldürsünler. Ama ben yüzden kimsenin burnu kanamasın
efendim, madem öyle siz buradan Mekke'ye hicret edin. Ömrümde Allah elçisinin şehrine hicret ettim. Başka yere gitmem. Efendim bari Şam'a hicret edin. Hayır, Şam'a da hicret etmem. Efendim istiğfa edin. Allah'ın giydirdiği elbiseyi çıkarmam. Yani nasıl şu sebata da bakın. İstiğfa da etmem. Evet. Günlerden cuma gecesi rüyasında Efendimiz'i görüyor. Osman, iftarı beraber yapacağız. Cuma gün artık kendini savunmuyor da o gözü dönmüş insanlar pencere demirlerini kırıp içeriye giriyorlar. Hazreti Osman, melekoylu insan, Kur'an okuyor. Sıbgatallah ve men ahsenu minallahi sıbga feseyekfikehumullah. Allah'ın boyası, ondan güzel kimin boyası? Sana Allah yetecektir ayetini okuyordu. Ve bu gözü dönmüş adamlar ellerinde demirlerle saldırdılar. Eşi Hazreti Nail'e de eşini savunurken dört parmağı kesildi ve Hazreti Osman şehit oldu. Cenazesini bile hemen kaldırmak mümkün olmadı. Üç gün sonra kaldırıldı. Sonra bakın Hazreti Osman şehit edildi. İş orada bitmedi. O kanlı gömlek, Hazreti Osman'ın kanlı gömleği, Hazreti Nail'in dört parmağı Şam'da bir camiye götürülüp böyle astılar. Onun altında günlerce vah bize, biz de insan mıyız, biz de Müslüman mıyız, bizim halifemiz bu kanlı gömlek içinde can verdi, vah, intikam. Müslümanlar iki gruba ayrıldılar. Birbirlerine saldırdı, saldıracaklar. İki tarafın lideri de ne oluyor arkadaş ya? Ya biz birbirimize mi silah çekiyoruz Allah aşkına? Ya bu insaf edelim, barış görüş olalım. Tamam, barış görüş olalım. Yarın inşallah barışalım, görüşelim. İki taraf da böyle diyor. Ama bu Abdullah İbni Sebe denilen fesatçı adam, ya bunlar barışacak. Barışınca ne olur? Konuşurlar. Konuşunca ne olur? Biz ortaya çıkarız. Çare ne? Ortaya çıkmadan bu geceyi değerlendireceğiz. Şimdi iki tarafta rahata erdi ya. Oh elhamdülillah çölde. O taraf istirahata çekilmiş, uyuyor. Rahat bir uyku. Bu tarafta öyle. Ama bu Abdullah İbni Sebe'in fesatçıları bir grup burada uyuyan insanlara saldırıyor. Uyuyanlara kılıç vuruyor. Bir grup da buraya, şimdi uyanan ne olduğunu bilmiyor ya, ya bu nasıl iş ya? Bize barışacağız dedi, şimdi de silahla üzerimize geldiler. Bu sefer iki ordu birbirine giriyor, binlerce Müslümanın kanı akıyor. Yani fitneyi başlatmak elde olur da sonuçlandırmak elde olmaz. Koca bir yangın küçük bir kibritle çıkar. O yüzden fitne katilden beter. Kur'an böyle söylüyor. Vel fitnetü eşeddü minel katil. Katil birkaç kişiyi öldürür. Fitne binlerce kişiyi öldürür. Katil kişinin dünyasını yok eder. Fitne dünyasını da yıkar, ahiretini de yıkar. Evet. O yüzden bu yaşananlardan ders almalı ve Müslümanlar da uyanık olmalıdır. Şimdi değerli konuklarımızdan sual sormak isteyen var mı? Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Müslümanlar fitneye karşı nasıl uyanık olmalıdır? Çok teşekkür ederim. İsabetli bir sual sordunuz. Yedullahi alel cema'a, sevgili peygamberimiz. Allah'ın rahmeti birlik üzerine. El cemaatü rahmetün vel firkatü azab. Birlikte rahmet var, ayrılıkta azap var. Bir buluttan yağmur olmaz. Bulutlar
birleşirse yağmur olur. Bir pamuk ipliği yalnız olunca işe yaramaz ama birleşince koca gemiyi bağlayacak halat haline gelir. Niye dinimiz bakın cemaatle namaza teşvik ediyor? İşte göz göze geleceğiz, yüz yüze geleceğiz. İhtiyaç sahibi olan varsa onun ihtiyacını karşılayacağız. Beş vakit namazda cemaatle namaz sünnet-i müekkede. Cuma namazı farz, bayram namazı mecburi, vacip. Yani Müslümanlar zekat, yardımlaşma, birbirine yardımlaşma. Ramazan-ı Şerif'in ayrı bir havası var değil mi? Yani bir kimse diğerine iftar ettirirse, iftar ettirdiği kişinin şahsı hesabına aldığı sevap hiç eksiltilmeksizin iftar ettirene de verilir. İftar duamızda ya vasi'al mağfire firli vel valideyye velil mü'minine yevmi yekumul hesab. Rahmeti bol Mevlam. Mahkeme gününde, hesap gününde beni, anamı, babamı, bütün müminleri bağışla. Yani bütün müminler için duacı oluyoruz. Yani demek ki Müslümanlar birbirini sevmeli, birbirini kenetleyen bina gibidir. Bir tuğla eksik olsa göze, gönle hiç de hoş görülmez. Evet. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Parçalanıp bölünmeden Allah'ın ipine sarılın. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın şu nimetini hatırlayın. Siz birbirinizin can düşmanıydınız. Ateş uçurumunun kenarındaydınız. Hasımdınız, hısım oldunuz. Ayardınız, yar oldunuz. Düşmandınız, dost oldunuz. Sakın yeniden tefrikaya düşmeyiniz. Tefrika. Girmeden tefrika bir millete düşman asla giremez. Toplu vurdukça yürekler onu toplar, sindiremez. Evet. Bakın, Efendimiz Medine'ye gelince Evs Hazreç arasındaki 120 yıllık kan davalarını giderdi. Onlar hasımken hısım oldular. Ama Şas bin Kays biraz önce Hazreti Osman'da anlattığım Abdullah İbni Sebe gibi baktı ki Müslüman coğrafyası çok genişliyor. Hazreti Osman melek gibi adamı şeytan şeklinde gösteriyor. Öyle bir fesatçı. Evet işte bakın Şas bin Kays gördü ki Evisli Hazreçli gençler sarmaş dolaş. Vardı bir nifak soktu. Senin baban ne yaman kılıç vururdu? Kim ya? Kim? Kim? Kimin babası? Senin baban bunun babasına öyle kılıç vurdu, kanlar fışkırdı. Öyleyse ben de ona vurayım ya. Kılıçlar kınlarından çıkıyor, başlara ineceği sırada Efendimiz geliyor. Benden sonra dinden çıkarsınız diye bir kaygım yok. Ama birbirinize düşersiniz diye kaygım var. Ben aranızdayken mi böyle olacaktı buyurması üzerine kılıçlar kınlarına giriyor, gözyaşları yüzlerini yıkıyor, yeniden sarmaş dolaş oluyorlar. Mevlana'nın anlattığı şu hikayeye bakın. Sarı tosun, siyah tosun, alaca tosun beraber otluyorlar. Canavar gelmiş diyor ki bu yalnızlık benim canıma tak dedi. Ne olur beni de arkadaşlığa kabul eder misiniz? Rahat durursan ya sen bize zarar vermezsen siz beni dostluğa kabul edin ben de ihanet edeyim. Bu yakışır mı? Beraber gel öyleyse kışı beraber geçirelim. Ama canavar bir müddet dolaştı onlarla ama acıktı. Şimdi bir fitne sokacak. Sarı tosuna diyor ki sen ne iyisin diyor. Bak bu siyah da iyi. Yani bir ihtilafımız yok. Dostluğumuz başladığı gibi devam ediyor. Fakat şu alaca tosun var ya, bir kibirin, gururun içinde, bir kendini beğenmişliğin içinde eğer müsaade ederseniz onun işini bitireyim. Olur. Ona saldırıyor ve onu parçaladı. Bir müddet onunla idare ediyor. Zaman geçti, şimdi yine acıktı. O sarıya diyor ki arkadaş ilk gün neyse seninle benim dostluğum aynen.
Ya ama bu siyah tosun var ya, o da alaca tosunun yoluna gitti. Aynen onun gibi oldu. Eğer müsaade edersen arkadaş, ben onun da işini bitireyim. Olur, ona da saldırıyor. Şimdi aradan biraz zaman geçti, yine acıktı. Şimdi izin almaya ihtiyaç var mı? O sarı tosuna saldırırken, ye beni ye. Ben bugün yenilmedim. O alaca tosunu yemene izin verdiğim gün yenildim ben diyor. Ya innallâhe yerdâ lekum selâsen ve yekrehu lekum selâsen. Allah üç şeyinizi sever, üç şeyinizi sevmez. Feyerzâ lekum en tâbudûhu ve lâ tüşrikû bihi şeyen. Allah'a kulluk edip ona eş koşmamanızı sever. En ta'tasimû bihablillâhi cemî'an ve lâ teferrakû. Allah'ın ipine sarılıp parçalanıp bölünmemenizi sever. Ve en tenâsahû men vellâhullâhu emrekum. Allah'ın işinize görevlendirdiği, yani devlet millet kaynaşması, onu da sever. Ve yekrehu lekum kîle ve kâl. Dedikodu etmenizi sevmez. Ve israfçılığınızı sevmez. İhtiyaçtan doğmayan sual sormanızı sevmez. Sevgili Peygamberimiz böyle buyuruyor. İşte bakın bir Abdullah İbni Sebe fitnesi nelere mal olmuştur, nelere mal olmuştur. Müslümanlar bunlardan ders almalı. Fitne kıyam ettiğinde oturan ayakta durandan, ayakta duran yürüyenden, yürüyen de koşandan daha iyidir. Fitne katilden beterdir diyor Kur'an. Çünkü katil bir kişiyi, birkaç kişiyi öldürür. Fitne binlerce kişiyi öldürür. Katil kişinin dünyasını yok eder. Fitne hem dünyasını hem de ahiretini yok eder. Yüce Rabbimiz fitnelerden, fesatlardan, ihtilaflardan, tefrikalardan ehli İslam'ı hıfzu emanında eylesin. Bunun için gelin el açıp dua edelim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Erhamer Rahimin, bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin. Sana hamdolsun. Sağlık verdin, afiyet verdin, iman verdin, hidayet verdin. Ya Erhamer Rahimin, bizi bu yoldan ayırma. Kazanmışken kaybettirme. Hidayetten dalalete düşürme ya Rab. Ya mücibed de'avat, ya mu'tiyel mes'ulat, gönüllerimize sürur, hanelerimize huzur, ülkemize bereket lütfeyle. Gerek stüdyomuzda ve gerekse ekranları başında el açıp dua eden şu insanların rızıklarına bereketler ver. Vücutlarına sağlık, ailelerine huzur lütfeyle. Kanımızdan, canımızdan yaratılan evlatlarımızı bizler için hayrul halefeyle. Büyük mahkemende onları bizden şikayetçi değil, şefaatçi eyle. Ya Erhamer Rahimin, güç yetmez, takat gelmez kulluk imtihanlarıyla bizi muahaze etme. Darda olanlara genişlik, sıkıntıda olanlara ferahlık, hastalara şifalar, borçlara edalar lütfeyle. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Sana giden yoldan ayaklarımızı kaydırma. Ahir ve akıbetimizi hayır eyle. Cennet ve cemalinle ikram eyle ya Rab. Hayırların fethi, şerlerin def'i, duamızın kabulü, Rabbimizin rızası için El Fatiha. Allahümme salli ala Muhammed. Değerli seyircilerimiz, sayın konuklarımız, TRT Avaz ekranlarından sunmakta olduğumuz Saadet Asrı'nın Yıldızları programımız bugün burada sona erdi. Yeni bir programda buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız değerli konuklarımız.